aşk kokan anlar. Zemsiz olmaz. Merhaba, ben Türkiye'nin ilk yapay zeka bahis yazarı Bahista. %74'e varan başarı oranımla milyonerdeyim. Milyoner. Milyoner FC pazara hoş geldiniz. Serkan Akkoyun'la beraber bu sezonun Milyoner FC hafta sonlarının son yayınındayız. Veda edeceğiz final bölümündeyiz. Evet. Serkan'cığım her zaman olduğu gibi bunu sonunda söyleyecektim ama şimdi de söylemek istiyorum. Seninle program yaptığım için çok keyifliyim. Aynı şekilde karşılıklı. Bunu program sonunda yine konuşacağız. Sizlere de eda edeceğiz. Bu arada bir hatırlatmam var. Türkiye'nin ilk yapay zeka bahis yazarı Bayis Tayı artık zaten hepiniz tanıyorsunuz. Milyonerin en başarılı yazarlarından biri ve futbol maçları için yaptığı tahminlerle şimdiden kendi hayran kitlesini oluşturmuş durumda siz de Bay güncel analiz ve yorumlarını takip etmek için milyonerin yazarlar sayfasına girin diyoruz ve takip edin diyoruz. Ve son programımızda artık bu sefer Süper Lig şampiyonu belli olacak. Evet. Kaç haftadır olabilir diye program açıyoruz. Bu ee, olmuyor. Sefer bu sefer garanti olacak bile. Eee Başlayalım. Galatasaray Konya, Konyaspor, Galatasaray, Fenerbahçe, İstanbulspor maçı. İstersen e, birlikte de değerlendirebilirsin, ayrı ayrı da değerlendirebilirsin. Nasıl istersen. Yani aslında birlikte değerlendirmek daha anlamlı. Çünkü birbirinden bağımsız değil bu maçlar. Değil bu maçlar. Ee, ipler hala Galatasaray'ın elinde. Evet. Fenerbahçe İstanbulspor'u ne kadar farklı yenerse yensin Galatasaray yenilmediği sürece bu Fenerbahçe'nin şampiyonluğu açısından bir şey ifade etmeyecek. Tabii Konyaspor Galatasaray maçı Konyaspor'un önceki hafta maçıyla da ve işte hem Fenerbahçe'den sonra Samsunspor'dan aldığı puanlarla beraber Konyaspor'a da beraberliğin yeteceği bir hale geldi. Galatasaray'a da şampiyonluk için beraberlik yetecek. o yüzden Fenerbahçe'nin az önce söylediğim durum ortaya çıkıyor. Beraberlik yetmediği için. Yani Galatasaray evet Fenerbahçe maçında hiç iyi oynamadı. Fenerbahçe için oynamasını müsaade etmedi. Hiç bireysel bir performans göremedik. Hiçbir şey görmedik. Evet, 10 kişi, rakip 10 kişi oynuyormuş gibi 11-11 üstünlük göremedik. Okan Buruk da bunun eleştirisini, öz eleştirisini yaptı. Ee, ama bu maçta belki de şunu diyecek Galatasaraylılar. E, Fenerbahçe maçı ilk öyle olmuş. En azından son maçta bir şey olduk. Kendimize geldik, geldik yani. Evet. Son hafta, yani şöyle olsaydı tablo. Son hafta Fenerbahçe Galatasaray oynuyor ve kazanan şampiyon olsaydı. O zaman çok daha büyük travmatik bir şey yaşanacaktı ve geri dönülemez bir şey olacaktı. Hani Fenerbahçe yenilgisi son köprüden önceki son çıkış uyarısı gibi oldu. O, ne yapıyoruz? Vallahi buradan şeye kadar Edirne'ye kadar gideriz ha modundaydı. Hı hı. Şimdi son çıkışta ben Konya virajını rahat döneceğini ve e, doğrudan Galatasaray galibiyeti alacağını düşünüyorum. Şimdi ben geçen hafta maçtaydım. <laughs> Öncelikle gördüğüm tablo hatta gün içinde ben Şeyde işte biraz taraftarların olduğu yerlerde falan nabız yoklayarak gittim. Ondan sonra yani bütün günü maça ayırdım. Sadece maç saatin değil. Burada biraz işleri sattım gibi oldu <laughs> pazar günü. Şimdi Galatasaray Mayıslar bizimdir derken onun altında yatan bir gerçeklik vardı. O da tek hedefin şampiyonluk olduğu ve şampiyonluğa odaklanan bir camia. Sadece takımdan da bahsetmiyorum. Bir camia vardı ama şimdi içeride Fenerbahçe maçında şampiyonluk ihtimali ortaya çıktığı andan itibaren... Bu Süper Kupa finalinin de etkisiyle Galatasaray'ın odağa kaydı. Şampiyonluk değil, Fenerbahçe'yi yenmek, hatta farklı yenmek üzerine bir e, suni gündem oluştu Galatasaray'da. Suni dememin sebebi şu, çünkü olmaması gereken gündem Galatasaray adına. Yine o maç şampiyonluk maçı, odak tamamen rakipten bağımsız şampiyonluk maçı olmalıydı. Galatasaray bu odağını kaybettiği için suni diyorum. Bu odağının kaybetmesinin de bedelini Galatasaray çok ağır ödedi. Çünkü sen Mayıslar Bizimdir'i bir kültür olarak ortaya koyuyorsan ve bunu söylüyorsan buna göre hareket etmen gerekiyor. Fenerbahçe maçında A'dan Z'ye yani çaycısından artık futbolcusuna, teknik direktörüne, başkanına, yöneticisine kimse bu bilinçte davranmadığını düşünüyorum ben Galatasaray adına. Dolayısıyla da çok travmatik bir mağlubiyet aldı Galatasaray. Ha, travmatik ama Konyaspor maçından sonra en azından Galatasaray taraftarları için hatırlanacak bir maçta değil. Onu da söyleyeyim yani şampiyonluk yine ana hedef. Dolayısıyla bu maçı kazandığı ya da beraber kaldığı takdirde yine Galatasaray şampiyonluğunu kutlayacak. Hani bazı açıklamalarda görüyorum hani buruk olacak falan ben öyle zannet olacağını zannetmiyorum. Çünkü Galatasaray'ın tarihinde Fenerbahçe'yi yenemeyip şampiyon olduğu çok sezon var. İşte Gereslan şampiyonluk en son aklıma gelen yine Fenerbahçe galibiyeti yok. Hatta çok ağır mağlubiyetler o 4-0, 10-0 olabilecek bir 4-0 var orada yani. Ee, o tarz şeyler var. Yine kutlayacaktır. Ee, şimdi biz bu program esnasında şeyi okudum girerken çekerken. Mert Hakan Yanlış'ın açıklamalarını unuttum. Çok umutlu gelmiyor bana Fenerbahçe cephesi de Galatasaray Konyaspor Spor maçından. Çünkü Mert Hakan'ın kullandığı cümle şu. Pazar günü tiyatroya devam edebilirler şimdi. Biz yendik. Hani sanki şey gibi. O bir amaçlı ve bitti Fenerbahçe açısından o kutlamayı engellemek gibi bir durum var oradaki açıklamalarda. Fenerbahçe hani bu bakış açısının metni şu. Yani biz şampiyonluğu biz hak ettik ki gördüğünüz gibi Galatasaray'ı da yendik ama sistem bizim değil. Galatasaray'ın şampiyon olmasını istediği için e biz ne yaparsak yapalım, onları yensek de diğer maçlarda Galatasaray'ı şampiyon yapmak için bir sistem var. Evet. Yani o fikrin şeyi bu, öneri, bu, önerisi evet. bu. E doğal olarak zaten bence hani benim gözlemim Galatasaray maçından önce de Fenerbahçe bu fikirdeki evet. Fenerbahçe tarafındaki şey buydu. Hani Galatasaray'ı zaten şampiyon yapacaklar. Hani biz yenelim ve bu şeyi bozalım. Hani bu hem bu havayı bozalım Galatasaray'daki. Hani bizim önümüzde şampiyon olamasınlar. Hı, hı Hem de savımızı güçlendirelim. Ki güçlendirdi de. Yani bu savı savunanlar Tabii. şu anda ellerinde bir güç var. Diyor ki bakın Galatasaray dediniz, Galatasaray dediniz. Biz on, ben 10 kişiyle İrfan Cansız, Bekaosuz, İsmail Yükseksiz, Cekosuz yendim diyor. Bu savı destekliyor. Mert Hakan'ın görüşü de onun içerisinde bir şey. Bunu böyledir ya da böyle değildir deme şansımız yok. Çünkü yani böyledir dememiz için elimizde bir kanıt olmamız olması lazım. E böyle değildir diyebiliriz aslında. Evet, böyle değildir çünkü. Ben böyle değildir diyorum. Böyle değildir çok diyoruz. Çok yani. Böyle değildir diyerek de hani o insanları da kırmak istemiyorum. Yani karşıma almak istemiyorum. Ben yani ortadaki tablo bu. Tam tersi olsaydı da ortadaki tablo Yani bu arada tam tersi de olabilir. Yani gerçekten Fenerbahçe son hafta şampiyon olabilir. O zaman şimdi burada tam tersini söylersek bu çok büyük boşa düşülür. Ya da bir takım şampiyonluk iddiasını son haftaya kadar taşıyorsa o takım da çok takdiri hak ediyordur. Övgüyü hak ediyordur. %100. <laughs> o yüzden ben normal yolunda ilerlediğini Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında Sportif olarak bir adım önde olduğuna inanmak zorundayım. Ki öveceğimiz şeyleri övelim de yani ben müthiş bir İsmail Kartal zaferi gördüm Fenerbahçe-Galatasaray -Fenerbahçe maçında. Galatasaray-Fenerbahçe maçında. Muazzam. Yani kendisinin geleceğinin tartışıldığı bir ortamda hatta gelen teknik direktörün neler katacağının konuşulduğu bir ortamda çok ya da katmayacağının konuşulduğu bir ortamda müthiş bir psikolojik hazırlık yapmış gerçekten. O mental hazırlığı taktiksel hazırlıkla çok iyi birleştirilmiş ve tamamen ben galibiyetin en ana sorumlusunun sadık oyuncuların emeğine çok saygı duyarak özellikle Fred'in İsmail Kartı olduğunu düşünüyorum. Yani Fred'in öyle oynamasının da sebep bence İsmail Kart aldı. Ee, ama ben şuna karşıyım. <laughs> Kavramların değerinin bu kadar içinin boşaltılmasına çok karşıyım. Şimdi her şampiyonluğa biz işte şey dersek ya da birileri derse biz demeyiz zaten de işte hak etmedi birileri yaptı falan. Yarın öbürsü gün şampiyon olduğunda senin için de bunu söyleyecekler. Zaten Ve sen buna itiraz edeceksin. Zaten söylenecek, gelecek zaten. sezon Fenerbahçe şampiyon olursa bunu söyleyen bir takım Galatasaraylılar olacak tiyatro falan diye. İşte ben bunların önüne geçilmesi, bu konuda biraz daha hassasiyet özellikle bu işin içindeki insanların ellerinde kanıt yokken bir şey varsa zaten verirsin savcılığa. Dersin ki bakın bu lig bu şekilde manipüle edilmiştir. Bu da ispatıdır. Verirsin savcılığa. Zaten ondan sonrası hukuki bir süreç olur. Şu anda şey, şey yorumları da okudum ben mesela. Biz Fenerbahçe'yi övüyoruz ya. Maçlardan sonra onun altına şey yazan Galatasaraylılar var. Bu haftaya kadar hakemlerle gelmiş Fenerbahçe var tabi adam ikinci ya yani, yani hakemlerle gelip ikinci mi oldu? Kaç ya abi ben yani e, ya çok da garip geliyor dersi, yani şimdi ya. Galatasaray biz diyoruz ya, Galatasaray şöyle iyi oynadı abi oynadı yani <laughs> Galatasaray kötü mü oynadı 99 puan topladınız? Sabitçi hakemlerle topladı yani Kasımpaşa maçı o mücadele. İlk yarıda üçer tane attığı maçlar ya da yenilmesine rağmen Bayern Münih Manchester United maçlarında kötü bir plan mı vardı? İşte Okan Buruk eleştirdi. Yani bunlar yeni değil. Biz çocukken futbolu takip ederken de bunlar vardı. Ama dozajı bu kadar değildi. Bence bu kadardı. Hatta daha fenaydı. Yok bence değildi ya. Bu kadar kişisel medya ağı olmadığı için kimse kendini evinde oturan adam evinde oturuyordu medya dediğin şey gazete, televizyon, radyoydu. Ama ve ben oraya sporcuların da hak edilmemiş falan diye yorum yaptığını, kazanan kaybeden tebrik işte eder, kaybeden kazanan tebrik eder. Bu medya imkanı ile alakalı bir şey. Eskiden televizyon, gazete ve radyo vardı. Orada konuşan insanlar seçilmiş insanlardı, belirli insanlardı. Sporcular da sadece gazetecilere ve televizyonculara konuşabilirdi mikrofonlara. Onlar da bu kadar az mecra olduğu için, az göründükleri için ne diyeceklerine dikkat ederlerdi. Ama ne zaman şu anda evinde oturan adamın kendi medya gücü var. Twitter'ı var. Instagram'ı var. Sa salonun ortasında bir bilgisayardan yayın yapabiliyor. Yayıncı oluyor mesela. Evet. Yorumcu. Ben yorumcuyum diyor. Hı hı. Ama yorumu taraftar gözüyle yapıyor. Taraftar yorumcu oluyor. Bu kadar medya önce, önceden de bence bu kadar yaygındı. Evinde oturan herkes bunu fikir haline getirmeye başladı. E bunu da gören medya şey medya yönlendiricisi profil insanlar var. Hani medyayı yönlendiren eskiden gazeteleri, televizyonları, yayın yönetmenleri aracılığıyla yönlendirip toplumu şekillendirmeye evet. çalışırken şimdi kişisel kullanıcıları bir araya getiriyor. Onları yönlendirmek daha zorken çünkü adamın bir medya, onun da gücü var. Ama bunun Tabii. gücü belki de bir formaya. Gücünü senden alıyor zaten. Bir formaya, bir tane arkadaşlığa, ya da çok cüzi bir miktar. Önlendirilebiliyor. Doğal olarak iş daha da karmaşık ve biz yani kendi adıma söyleyeyim benim gibi daha steril kalmaya çalışan, daha tırnak içerisinde temiz kalmaya çalışan insanlara da parmak ucunda yürüme yürümek zorunda kaldığı bir ortam oluşuyor. Sert basamıyorsun yere çünkü sıçrıyor. Sen steril kalmaya çalışıyorsun. Bir noktadan sonra da şey oluyorsun artık. Ee, fanusun içindeki ya da vitrindeki bir figür haline dönüşüyorsun. Tabii. O yüzden işin zorlaşıyor. Ama ha, mevzu hakemse de çok pardon geçen haftaki program açılışımız belli benim nasıl başladığım. Zaten Arda kardeşlerin kötü maç yöneteceği hiç sürpriz değildi. Evet. Zaten Arda Kardeşler kötü maç yönetecekti. Ama bunun altında Arda Kardeşler birini şampiyon yapıyor yapmıyordan ziyade Arda Kardeşler'in iyi bir hakem olmaması ve ben kendisi için şu cümleyi kullanmıştım. Derbide de aynen bunu gördüm futbola hizmet eden bir hakem değil Arda kardeşler. İlk maçtan daha az süre oynattı maçı. Evet. Yani futbola hizmet eden ya futbol oynansın güzel bir oyun ortaya çıksın mantritesiyle sahaya çıkan bir adam değil. Tamamen kendisini kurtarma, kendi durumunu şey yapma derdinde olan öyle olduğu için daha fazla zaten problem yaşıyorlar bu arada. Ama ben şuna ikna olmak üzereyim. Belki de yanlış yapıyorum bilmiyorum ama gözlemlerim sonucu. Mevcut federasyonun Fenerbahçe ile olan sorununu kişiselleştirmeye başladığına inan, inanıyorum artık. Yani bu Federasyon Fenerbahçe'ye karşıdan ziyade Mehmet Büyükekşi'nin Ali Koç üzerinden Fenerbahçe'yle ilgili kişisel bir husumet yürütmeye başladığına da inanmaya başlıyorum kişisel olarak. Bu olabilir. Ee, yani zaten seçim de geliyor. Ben seçilir mi? Bir daha çok düşük ihtimal görüyorum Mehmet Büyükekşi'nin seçilme ihtimalini ama. Federasyon Başkanı zaten seçilmediği için. Tabii. Ee... Bu sefer sanki bir seçim olacak da aday yok ama bu sefer de. Şu an. ya adaylar da ya adaylar var da yani yine seçilecekti. De... Daha Eğer... aday aday ama adaylığı garantilenen kimse yok da. Ee, imza toplayan bildiğim kadarıyla. Ya yani ee, bence Servet Yardımcı Başkan olur. O işte o zaman da rüzgar tam tersine dönecek Galatasaraylılar. Diyecek. Ee, şey ama... yapacak. Fenerbahçe açısından da konuşulacak şeyler var. O zaman gündemini konuşuruz. buradayız. Bütün yazı buradayız arkadaşlar. Ya ben kısaca şunu söyleyeyim. Her şampiyonun hak edilmiş olduğunu düşünüyorum. Aksi bir kanıt sunulana kadar hukuki olarak. Tabii ki. Onun dışındaki her şampiyonluk hak edilmiş ya, şampiyonluktur. Türk futbolu şöyledir. Aslında bu dünyada da böyledir. Birinci hak etmiştir. Kalan 17'si, 18 takım üzerinden gidelim. Birincinin hak etmediğini düşünür. Evet. Hatta 17 demeyelim de Hani son Altındaki son 3 Son 3 bak son 3 <laughs> düşmeyi hak etmemiştir. 1 şampiyon olmayı hak etmiştir. Arada kalanlarda özellikle 2 ve 3 birin hak etmediğini iddia eder. Hı hı. Bu düzen böyledir yıllardır. İşte şimdi ses çok ve herkesten çıkıyor. Evet. Bu da ortamı bir şeye çeviriyor bu böyle bir, yani kaotik terörize ediyor ya. Evet. Terörize ediyor ya. Bunun başka açıklaması yok ya. Bizim gibi tipler kedi gibi oluyoruz yani. Ya biz de şey yapacağız tüylerimizi dikeceğiz dişlerimizi göstereceğiz ya da o kedilerin o tedirgin halleri var ya ne oluyor lan buradan bir ses geliyor buna tribe giriyor koltuğun altına gireceğiz. Öyle yani, bir dönemdeyiz o geçiş döneminde evet, sana söyleyeyim. ama ben bunun önlemlerinin alınmasını bunda federasyon olabilir ya yani bizim disiplin talimatının ben olduğu gibi değişmesi gerektiğini düşünüyorum ve bu tarz. En e büyük problem o işte yani federasyon alabilirsin sorunların kaynağı federasyon. Evet. Yani özellikle bu yönetici açıklamalarının falan cezasının çok daha sert ve takıma zarar verecek cezalar olursa ancak önüne geçebileceğimizi düşünüyorum. Yani hak mahrumiyeti zaten kimse gitmiyor maça. Kimse gitmiyor maça yani. Hak mahrumiyeti cezası yani ya da şöyle söyleyeyim diyelim ki gidiyor. Dursun Özbek ya da Ali Koç kimse işte Hasan Arasa Sayın Hasan Arasa evinden de izleyebilir adam. Ya yani bu bunun için ben daha söyleyeceklerimi süzgeçten geçirin demez kimse. Onu demek istiyorum ya yani o ceza karşılığında. Bunların biraz daha takıma yönelik cezalar olması gerektiğini düşünüyorum. Yani hakem seminerleri oluyor. Kimse hakem seminerlerine gitmiyor. Hiçbir yönetici katılmıyor davet gitmesine rağmen. Ama maçtan sonra herkes hakem konuşuyor. Abi önce kuralları bir öğrenin. Bir seminere gidin. Bir bakın ne nedir. Çünkü birçok yöneticinin takıma ayırmaksızın söylüyorum. Maç sonu açıklamalarında hakem kararlarıyla ilgili söyledikleri birçok şey yanlış. E, güvenilir bir e, MHK ve TFF yönetimi olursa belki ama şu anki yapıda ama bu zihniyete kimseye inanmazsınız zaten. Yani burada problem ama, o. Ya kim gelse güveneceksin? Ama eyleme bakacaksın. Yani şu eylemleri yapan federasyona ben de güvenme. E bir öncekiler Ve onlara da aynı şeyler geçerli. E işte ama yani bunun için diyorum ya işte birlik olup sistemle mücadele edeceksiniz. Birbirinizle değil. Hep söylediğim e, şey bu. Birbirinizi sabah kadar yiyin. Ee, o hiçbir zaman hiçbir şey, şey değişmeyecek. Tabii, bir, önce bir birlik olun. Sistemi değiştirin. Sonra o sistem içerisinde belki de birbirinizi yemenize gerek kalmayacak. Ya da sportif olarak yiyeceksiniz. Ben seni yendim. Sen beni yendin olacak. Yani Hep zaten asıl işte, problem bu. Süper Kupu finalinden sonra Mehmet Bey'in görevde kalmaması gerekiyordu yani de. E, hakemlerin dövüldüğü falan. Rezalet bir sezon geçirdik gerçekten. Onun da derdi bir gideyim Almanya'ya bir ya git Maç abi izledim. vallahi bak özel davetiye verelim. Git istifa etseydin sen yani. Ha oraya ama. Onursal başkan yapsaydık gitseydin yani. ya. Protokolle gidecek. Federasyon başkanı olarak gidecek. O, git. O, insanların gidip gidememe yani öyle bir şey derdi değil o. Hangi konumda gittiği. Evet. Ego ile ilgili evet. bir şey var. İtibarla ilgili. Yoksa şey. tabii Almanya bileti alabilecek şey e, maddi durumu var. Gideren kral ya? yerden En yani. kral otelde kalır. Evet. i̇tibar görmek istiyor onun için. Gelelim Kasımpaşa-Beşiktaş karşılaşmasına. Beşiktaş kupayı alarak artık Avrupa Ligi'ne evet. playofflardan katılmayı garantiledi. Playofflardan katılmak da önemli sezonu açan tarih açısından. O yüzden kupa Beşiktaş için çok önemliydi. Kupayı müzesine götürdü. Hem de böyle kötü bir sezonu kupayla bitirmiş oluyorsun. Çok ben işte ben o konuda da şeyim. Şimdi az önce arkadaşlarla da yayına girmeden önce Beşiktaşlı arkadaşlarımız da var. Onlarla da konuştuk. Zaten iki turnuva üç kupa alabiliyorsun ülkede. Yani zaten iki tane turnuva kazanma şansın var. Bir lig, diğeri kupa. bir Süper Kupa bir turnuva değil. O tek maç. bir maç. Üç kupa, iki turnuva kazanma şansın var. Bunun küçümsenmesi bana çok acayip geliyor ya. Yani zaten e, şimdi seneye de işte katılmayacak takımlar falan konuşuluyor Türkiye Kupası'na. Onu da engellenmesi lazım. Yine federasyon tarafından. Ama direkt Avrupa'ya gitme şansım var ya. Evet. Hayır, olmaması lazım bu arada. Yani sen hani hazırlık maçı değil ki bu istediğime katılayım, istediğine katılmayayım. Yani bir takım lige katılıp Türkiye Kupası'na katılmamayı şey yapamamalı sistem yani. protestosu yani. Bence büyük ekşi yönetimi değişirse o, o fikirlerini gözden geçirirler kulüpler. Ee, o mevcut federasyona bir tepki şey. Ama turnuvada yarışmamak neyin tepkisi onu çözemiyorum abi ben. O sistem yani bu yapıya tepki tehdidi. Ben bunun gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Katılacaklardır. Ee... Ya sonuçta Fenerbahçe ligden de çekiliyordu. Çekilmedi. Yani bu bir hani tepki gösterme şeyi. Bu arada sadece Fenerbahçe değil başka takımlar da var şimdi adını unuttum da Samsun Spor'un olduğu İstanbul Spor galiba falan. Ben katılacaklarını düşünüyorum ama şu anda da bir tepki gösteriyorlar tabii. Abi işte ben dediğim gibi disiplin talimatlarının değişmesi gerektiğini düşündüğüm için yani böyle bir hak verilmemeli. Yani bu F Fenerbahçe. cezası yok yani Türkiye Kupası'na katılmamanın cezası Türkiye Kupası'na katılma bak zaten adam katılmamış sen yani adamın istediği şeyi... Daha uzun şekilde verdiğin ya, ceza mı olur yani? O, orada neden olduğunu araştırmak, neden nedenine inip onu e, onunla ilgili diyalog kurmak lazım. Fenerbahçe'nin bir tepkisi de belki mecra ile ilgilidir. Abi herkes gün geldiğinde kendince haklı olduğu tepkileri veriyor zaten. Ben işin o kısmında değilim. Haklı da olabilir Fenerbahçe tepkisinde ya da diğer takımlar. Bu bir Ziraat Türkiye Kupası'nın sistemine deleştir de olabilir. Gelecek sezon biliyorsun şey var, grup maçları var bence çok kötü. Hatta o yüzden bence Lig 9 Ağustos gibi çok erken bir tarihte başlıyor. Haziran Türkiye Kupası'nı bu arada değersizleştirdiğini düşünen insanlar varsa değersizleştiğini bunun sebebi... O da federasyon kaynaklı. Tabii ki. Yani o da federasyon Yapıyı kaynaklı. Yapıyı bu hale getirilmesiyle alakalı. %100 ona da katılıyorum. Ama şunun önüne geçilmeli abi. Ben bir turnuvadan çekiliyorum olmaz abi. O, onun da önüne geçilmeli. O da bir geleni hani federasyon eleştirisi şu an yaptığımda yani. bunu da önüne geçilmeli. Ya yani bunu tehdit unsuru olarak da kullanmamak lazım. Şey olarak da yani fiilen de kullanmamak lazım. Yani bir turnuvaya katılmıyorsan diğerine de katılmama hakkı gelmeli bence. Yani çünkü öbür türlü biri ona katılmaz, biri buna katılmaz. Çok başka bir noktaya gider mevzu. Neden bunu yaptıklarını anlamak lazım? Neden yaptıkları zaten açıklıyorlar. Yani onda şey değil. Kendi haklı sebebi de olabilir ama her takımın. Ama disiplin talimatının ben bu federasyon yönetiminden bağımsız. Önümüzdeki yıllarda böyle bir şey izin gerekiyor. Zaten gerek bu federasyon mesela. yönetimi, bu anlayış olmazsa böyle bir şey de olmaz. Ya bu federasyon yönetimi zaten filan bitti bence. Ben o yüzden çok üstüne i̇şte dönüyorum. bundan yani. sonra gelene de bir göz daha bu. Yani bunları yapmayın ki biz de böyle sorunlar çıkarmayalım. Aslında bunlar bilerek sorun çıkarmak ve bir sonraki şeyi daha düzenli bir yapı için. Yani ben de işte o sorunları çıkaramamak noktasında bir disiplin talimatı olması gerektiğini düşünüyorum. Yani çıkaramayacaksın böyle bir sorun. Ya düzgün yönetilirse zaten futbol böyle bir sorun çıkmaz. Çıkar. Ya böyle bir sorun çıkmaz. Ben o zaman çıkar. O zaman toplumda da sen ayıplarsın. Yani ne şimdi böyle çıkıntılık yapıyorsun dersin. Ama şu anda diyemiyorsun o takımlara. Ben diyorum. E sen şey kalıyorsun yani. Bireysel kalıyorsun. Ben ben, ben yani, an, anlıyorum yani o takımları. Ben anlamıyorum abi. Varsa bir şeyiniz. Kanıt abi kanıt ortaya koyarsın dersin ki bak şu maçta şöyle manipülasyon var Hayır, onu bu maçta şöyle mi? bir şey oldu abi ki senin yönetim anlayışın bak hakemler dövülüyor ee, Süper Kupada saçma sapan işler oluyor sahaya başkanlar iniyor ben bu yapının içerisinde rahatsızım diyor Fenerbahçe'nin ayrı Türkiye Kupası ile ilgili meclisiyle ilgili bir problemi var Fenerbahçe'ye uygulandığını düşündüğü ambargo ile ilgili atılan manşetlerle ilgili Bununla ilgili bir problemi var. Ha ile evet. alakalı ha. Yani bunlar düzelmezse ben seni ben de sorun çıkartırım. Çünkü ben sorun yaşıyorum diyor. Öbür takımlarda benzer şeyleri yaşıyor. Ama abi bizim tüm futbolumuzda herkes zaten zaman zaman sorun yaşadığını düşünüyor ya. Ama işte sorunun kamuoyu tarafından da anlaşılabilir olması, sorunun muhatabının bir çekik kendine çeki düzen vermesini gerektiriyor. Sorunun muhatabı zaten istif, gel yani bırakacak başkanlığı. İşte o bıraktıktan sonra daha iyi olabilmesi için bunların değerlendirilmesi lazım. Ama bu daha iyi olabilmesi için yapılmış olumlu bir hamle değil ki bu bir tehdit. İşte Tehditten ki, doğan bir sen bu bu sorununu dile getirdiğinde yeni yönetim seni dinleyecek. Ama zaten bunun için genel kurullar falan filan var ya yani zaten orada seçimlerde temsilciler çıkacak, konuşacak. O genel kurullar i̇şte, var. Yani tehdit üstünden gelebilecek bir olumlamaya ben şimdi çok sıcak batmıyorum açıkçası. Bu ben de diyorum ki sana öyle bir genel kurul yok, öyle bir seçim yok, öyle bir dünya yok bu sistem yok. Bunun değişmesi için bu tarz sert çıkışlar kulüplerin yapması lazım. İstanbulspor'un, Samsunspor'un, İstanbul Kasımpaşa'nın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın ki bu sistem düzenine girsin. Vallahi ben ona katılmıyorum. Sadece kazananın böyle ben, kazananın ben, Ne oldu İstanbulspor sahadan çekildi. O maçta kırıldı kendisi düştü. Kime fayda etti? Federasyon mu değişti? Bir sorunu mu çözüldü İstanbulspor'un hakemlerle ilgili mesela? Ne oldu yani günün sonunda? E bu gündem yaratıldı işte bunu yapabilirsin. E yaratıldı düştün ve günden bitti gitti. Ya onlar zaten düşmeyi kabul etmişti çok önceden oyuncularını göndererek ama. Bu, yalvardı bu, oyuncular ama devam etsin bu, diye maç. Bu gündemi yaratman lazım. Simon Deli'yi falan diz çöktü adam artık ne olur oynayalım diye. Ama abi Simon Deli'nin alakası yok ki Simon Deli gider Belçika'da futbol hayatına devam eder. Ama Ecmel Başkan Türkiye'de yapacak bu işi. Birilerin buna ses çıkarması lazım. Sadece kazananın bu, sustuğu yerde olmaz yani. Bu ses yani. çıkarmak değil bence. Bu ab altından sopa göstermek gibi geliyor bana daha çok. Ben dediğim gibi ben böyle bir tehditten gelecek olumlamaya karşıyım. Sistem bunun bir, değişecekse bence normal. Ben sistemin sistem sistem sonucunu sistem değişeceğini düşünmüyorum işte. Yani senin dediğin o genel kurul olmaması, seçim yapılmaması falan neyse sistem o zaten. İşte onun da de, onu değiştirmek o, ama için Ama bu onu bu, değiştirmeyecek ki. Böyle ya. şeyler yapman lazım. Değiştirmeyecek yani. Hani o ben ona çok katılmıyorum abi. Bunların tehdit olduğunu ve boş tehdit olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ee, neyse Beşiktaş aldı kupasını. Hiç küçümsemeden çok tebrik ediyoruz. Belki ligde başarısızdı ama kupada da son derece başarılıydı Beşiktaş. Çok rahat o yüzden bu maça çıkacak. Ee, ben çok gollü maç bekliyorum. Ben de. Ya. ya Kasımpaşa'nın zaten öyle bir problemi evet. yok. Gol problemi. Beşiktaş'ta da aynı şekilde. Ben açık gollü, keyifli bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Ben de. Hatta 3.5 de denenebilir gibi geliyor bana. Trabzonspor Ankara gücü, Trabzonspor'da ligdeki konumun garanti Ankara gücü açısından esas bu maçı değerlendirmek lazım. Yani Ankara gücü ne yaptı ne etti. Kazanması lazım Ankara gücü. Düşme potasına geldi. Ee, çok enteresan gerçekten. Ee, ben Ankara gücü konusunda çok şaşkınım. Ben kadro olarak da hiç düşecek bir kadro olduğunu düşünmüyorum Ankara gücünün. <laughs> Diğer olduğu takımı çok daha kötü kadrosu oldu. Mesela Gaziantep'in çok daha kötü bir kadrosu var bence. Valla Ankara gücünü ne yaptıysa kendi yaptı. Yani evet. Ali saldırı sonrası Ankara gücünün toparlanma şansı yoktu. Bu sadece siz federasyonun hakemini dövdünüz. Federasyon sizi kime düşürecekten öte bir şey. Takım dağıldı yani. Tabii. E, psikolojisi başka yere girdi. Her hatayı buna yordu. Kendi içerisindeki gerginliklerini zaten Emre Belezoğlu işini gergin yapan bir profil. Hı hı. E, bunların hepsinin etkilediğini düşünüyorum. Ve yani Hatay Spor'dan daha zor işi şu andan Ankara gücünün. Hele Trabzonspor kupayı kaybetmiş bir şekilde çıkacağı için iç saha maçına ki dün de mesela çok ciddi protestolar vardı. Maçtan önceki gün de vardı. Maçtan sonraki gün pardon. Abdullah Avcı'nın gitmesini isteyen yoğun bir Trabzonspor taraftarı evet. ve Fatih Tekke'yi takımın başında görmek isteyen Trabzon taraftarları. Bu maçı Trabzonspor hani aman nasıl olsa bizim işimiz bittilikte biz bu maçı öyle oynamayacak yani. Trabzonspor da kazanmak için oynayacak. Ve arka gücün işi zor. Hatay Spor Rize Spor'u ağırlayacak içeride. Ee, yani kazanma ihtimali yüksek açık konuşayım. Ee, Rize e, Spor karşısında. Son 2-3 maç onu gösteriyor. Aynen öyle. Ki Beşiktaş'ı da yeniyordu yani son dakika. Yeniyordu. Şanssız yenidi yani. Bir, bir anlık Dalgınlıkla yani. evet kaybetti. Bence penaltı pozisyonda. %100 penaltıydı. Hatta iki penaltı var pozisyonda. Yani kalecinin de bir müdahalesi var bence. %100 penaltıydı. Ama onunla ilgili bir iyi oynan, yok. İyi oynadığı gerçeğini değiştirmez. Eğer de. e zaten beraberlik de kötü olmadı. Bakma yani Beşiktaş Eplasman'ın da puanla taşı... çıkmış. Bu haftaya taşıdın umudu. Ki bence abi. daha şanslı Hatay Spor. Kümede kalma açısından. Trabzon'un az önceki söylediği hikayeden. hikayede. Aynen öyle. Ee, Abdullah kesinlikle galibiyetle kapatmak isteyecek. Ee, çünkü yani şeyde büyük tehdit şimdi oynattığı oyunu itibariyle Fatih Tekke'de. O yüzden... İki maçı yine beraber değerlendirmiş olalım. Trabzonspor Ankara gücüne maç sonu 1'in oranı 2.63. Valla ben maç sonu 1 diyeceğim ya. Bence Trabzonspor kazanacak böyle bir oranda. Ya ben Trabzonspor yenilmez diyeceğim en azından. En azından o da olur. Ee, güzel. Bunu böyle geçelim. Hatay Rize'de Hatay kazanır diyorum ben. Ben de yani Can Avli ile Hatay'ın. Çünkü Rize yeni sezonu planlamaya başladı. Ligdeki, ligdeki 3-4 tane şey takımdan biririz. Hedefsiz şu anda. Evet. Geç geçen haftadan beri hedefsiz. İki haftada hedefsiz. Ve iyi bir sezon geçirdikleri için bir şey kanıtlamaya da ihtiyaçları yok. Tabi o ilk 10'da bitiriyorlar ligi sonuçta. Aynen. İlhan poplu genç öğrencileri iyi bir iş çıkardı. Benlik Spor Gaziantep. Buna ne diyorsun? Bu da çok enteresan maç. Ya direkt Gaziantep yenilmez ya yani. Gaziantep yenilmez bence de mantıklı. Gaziantep alır bir puanını ligde kalır. Selçuk Enkir. İnan da büyük iş başardı. Onu da tebrik ediyorum. Yani son 5 maçta bir mağlubiyetle takımı ligde tuttu neredeyse yani belki tutamadı da tutmak için her şeyi yaptı en azından. Yani çok hani o bir puan e, çok avantaj. Yani size söyleyeyim Hatay maçındaki bir puan Gaziantep'in. Tabi. Hani Adana Demir ve Karagümrük maçlarından ziyade Hatay maçındaki bir puan belki ligde tutacak. Evet. Şu maçtaki beraberlik ligde tutuyor yani öyle düşün. Düşmüş Pendikspor'a Spor'a karşı oynuyorsun. Trabzonspor maçında kötü kaybettiler bu arada mesela. O bir mağlubiyette e, biraz kötü mağlubiyet 2-0 evet. öndelerdi. Tabii Pendikspor'un Spor'un da ligde kalma ihtimali var da. Çok 17-0'lık falan bir galibiyetli. Yani, 27 miydi? 26 mıydı? 26 bir... artı averaj evet. gibi bir şeyler var. Eksi 30 averajlar. Aynen. E, Pendik gelecek sezona. Ama Pendik de çok hak etti abi Düşme Öyle bir ön taraf kurup öyle bir savunma hattı bırakmak. Tabii canım. Yani şampiyonla oynayan takım olman lazım bu riski alman için. Yani önde tiam Erencan, Umut Nayır falan oynuyorsun. Arkada iki tane orta sahadan stoper yapıyorsun yani. Evet. Ki Wellington, onlar da Wellington, ne stoper ne orta saha olarak bence Süper Lig seviyesinde değiller şu an. Ne Alpaslan? Yani yine o kadar kötü demem de. De Wellington yani. Wellington demem de. Gerçek stoperinde Wellington yani. demem de Alpaslan'ın ve şey için bir diğer kimdi? <laughs> orta sahadan dönen. Bir, bir dönem. Türk çocuk oynuyordu. Burak mıydı neydi? Evet, için? E, onlar için Süper Lig seviyesinden bahsetmek bence zor ki zaten Eyüp Spor'da yedekli şey Alpaslan evet. geçtiğimiz sezon e, diyelim ve Bilal FC Pazarın sonuna geldik. Aynen. Sezon finali Genel bizim için. Genel geldik. programın sonuna geldik. Sezon finali. Evet. Sizlerle beraber olmak bu programda muhteşemdi. Tahminlerimizi yaptık. Futbol konuşmaya çalıştık. Aynen. Sağda kalmak üzerine. Hatta sağdan en çok çıktığımız program bu program olabilir, olabilir bugüne kadar. Sağda kalmaya çalıştık. Vata çünkü yattık. biz bunu Bazı seviyoruz. Bazı tahminlerimiz tutmadı. Bazı tahminlerimiz tutmadı. Bazen de yani, skorlar verdik bildik evet. böyle. Aynen. Direkt net skorlar Bazen verdik bildik. Bazen çok miydik. ders köşeye kaldık. Bazen çok evet. alakasız olduk ama. E, keyifli sizlere izlerken, belki bir şey içerken, bir şeyler yerken, kahvaltı yaparken keyifli 10, 15, 20, 30 dakika sunmaya çalıştık. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Bundan sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Merhaba. Ben Türkiye'nin ilk yapay zeka bahis yazarı Bahista. %74'e varan başarı oranımla milyonerdeyim. Milyoner. Maç anında sesli yorumlar Sports'ta. Yeni nesil canlı skor uygulaması Sports. Hemen indir.